Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün rehber videomuzun komutanı Gotmok. Gotmok nasıl olmalı, hangi yeteneklere vermeliyim, nasıl bir ordu düzeni yapmalıyım diyorsanız doğru videodasınız. Öncelikle Gotmok lider özellikli bir komutan yani ordu komutanı. Bu yüzden itemleri verirken ordunun hasarını artıracak itemlere ağırlık vermelisiniz. Şimdi geçelim itemlerine. Eline liderin kısa kılıcını kullandı. Kuvvet, hız ve ordu hasarı var gördüğünüz gibi. Ve ekstradan da müttefik yakın dövüş binleri oluşturulan hasar var. E, alt pasif özellik olarak. Dediğim gibi kendisi ordu komutanı olduğu için daha çok ordunun hasarını ve komutanın kuvvetini artıracak itemlere ağırlık vermelisiniz komutanın kuvvetini neden arttırıyorsunuz? Savaş alanında ordunun verdiği hasarı artırsın diye. Zırh olaraksa kuvvet ve ordu sağlaması olan kalite zırhı tercih ettik. Bu zırhı 5'te 5 yapma şansınız varsa kullanın. Eğer altın bir zırh kullanmak istiyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Kask olaraksa kemik maskeyi tercih ettik. Ordu komutan olduğu için ordu HP'si çok önemli. Burada da gördüğünüz gibi kuvvet, odaklanma ve ordu epesi var. Ordu epesi nedir? Ordunuzun savaştaki canını artırır. Alt özellik olarak da histeri yeteneği var. Her iki turda bir düşman birimine karşı delilik oluşturur. Bence bu da güzel bir özellik. Aksesuar olarak da höyüklünün damgalı yüzüğünü kullandık. Odaklanma, ordu epesi ve ordu hızı veriyor. Bu aksesuarı kullandık lakin ordu hasarını bufflayacak aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Bence ordu hasarını bufflayan aksesuar olursa sizin açısından daha iyi olur. Çünkü ordu hızı kötüler için çok da bir önemli değil. Şimdi geçelim yetenek puanları nasıl olmalı? Bakın arkadaşlar ne olursa olsun yetenek puanlarını dağıtırken derebey yeteneğine kesinlikle veriyorsunuz. Oyundaki bütün yetenekleri sıralarsan bu yetenek oyundaki çoğu yetenekten daha iyi ilk 3'e girebilecek bir yetenek. Sakın ve sakın buna vermemezlik yapmayın. Ne diyor? Bir müttefik hedef fiziksel hasar oluşturucu da 30 ve hedefin son hasar durumunu %40 arttırır ve etkisi odak niteliğine göre değişir. Bakın arkadaşlar Godmok senin müttefik birimlerinden kendi ordusundan birine vuruyor. O vurduğu birim bir dahaki tur %40 daha fazla hasar verecek. Ve etkisi odak niteline göre değişecek. Efsane bir şey. Bakın efsane bir şey. Şimdi sağa sola da rapor koyarım orada zaten görürsünüz. %40 demesine bakmayın %70, %80'e kadar arttırıyor. Ondan sonra Phalanx yeteneği var. Bakın Falan yeteneğine veriyorsunuz. Müttefik hakkın dövüş birimleri alınan hasarı düşürüyor. Onlar takviye var. Bakın savunurken müttefik birimler alınan fizik hasar %18 daha az olur. Anladınız mı? Hem X14 buradan alıyorsun hem de X18 buradan alıyorsun. Lakin bu savunurken geçerli. Hani karşı orduya saldırırken geçerli değil. Ondan sonra derebeyi yeteneğindeki hasar bafı yetmemiş gibi bir de morgul komutanı var. R5 yeteneği olan Morgul komutanı ilk 3 tur orklar ve trolların hasarını %60 arttırıyor. Ve tam seviye etkisi olarak da etkin etkinliğini bir tur daha uzatıyor. Yani toplamda 4 tur boyunca orklar ve trolların hasarını artıracaksınız Ve buradaki hasa azaltmaları yetmemiş gibi ork savaş şefi var. Gördüğünüz gibi orkların hızını arttırıyor ve alınan hasarı %14 düşürüyor. Bu da çok iyi. Ondan sonra sakat yeteneğin 2 tane bir tane de ağır yaray veriyorsunuz ki can basamasınlar. Ondan sonra kalan yetenekleri ikinci komutan ve disipline veriyorsunuz. Aynen 4-2-6-3-8-4 şeklinde dağıtmanız gerekiyor. Ne kadar çok sağımaydı artırırsanız o kadar iyi olur. Şimdi geçelim raporlara. Karşımızda böyle bir kaldum var. İtemleri çok iyi. Bakın itemleri çok iyi. Bizim itemlerimizin yanında çok çok iyi itemleri var. Fark ettiyseniz bizim itemlerimizde altın yıldız yok. Lakin... Bu arkadaşın kaldığında bayağı bir altın yıldız var ve yetenekleri de çok doğru dağıtmış. Hiçbir şekilde yanlış bir yetenek dağılımı da yok. Ve T4 de kullanmış. Şampiyon T4'ü kullanmış. Lakin sonuçlara baktığımızda yağmacılar 30k ölüm getirenlerde de 117k vurmuş. Bizim T4'lerimiz 18k vurabilmiş. Çünkü karşıda şampiyon birimleri var. Lakin kaldığım gibi komutana karşı ve yüksek itemli bir komutana karşı bizim düşük itemlerle bile avantajlı çıkmamız Godmog'u güzel kullanabilir bir komutan yapar. Burada fark ettiyseniz ölüm getirenler 117k hasar vurmuş. Ve geçelim diğer rapora. Karşımızda böyle bir Jester var. Baktığımızda itemleri çok iyi. Hani doğru itemlere vermiş. Doğru mantıklı şekilde dağıtmış. 459 oda var. Nasıl olacak bilmiyorum ama. 459 odaklı bir cesteri var karşımızda. Ve sonuçlara baktığımızda 68k yağmacılar 197k ölüm geçenler vurmuş. Hani 26K'da teröristler vurmuş zaten şampiyon teröristlerine karşı çoğu T4 işe yaramıyor. Ama burada da fark ettiyseniz ölüm getirenler 197K hasar vurmuş ve düşman ordusuna sadece Cestero 135K hasar vurmuş. Ve 6500 tane vahşi savaşçı verdiği hasar 28K bence çok kötü. Lakin biz kendi işimize yaran tarafa baktığımızda 197K ölüm getirenler vurmuş. Karşımızda böyle bir Lurs baktığımız Baktığımızda ortalama bir item. 379 gücü var. Yetenekleri doğru kullanmış. Lakin ordusunda fil var. Yani hiçbir şekilde bahane kabul etmiyor. Sonuçlara baktığımızda 181k ölüm getirenler vurmuş. 54k da yağmacılara vurdurtmuş. Hani o komutana karşı tek yememesi bence çok iyi. Ve raporlara devam ediyoruz. Yine karşımızda kaldım var. İtemleri normal hani ortalama bir itemleri var ama Gotmo kaldığından daha iyi bir komutan olduğu için baktığımızda 144k ölüm geçenlere vurdurtmuş 38k da yağmacılar vurmuş aldığımız hasarsa 128k bence hiçbir şey ya kanka sen lurs gösterdin ama ben o lursu beğenmedim bana daha iyi bir lurs göster diyorsanız baktığımızda 429 gücü var hani çok çok üst düzey gücü var ve 250 de hızı var Biliyorsunuz ki Lurs'ta hız da önemli. Ama sonuçlara baktığımızda 212K Lurs vurmuş. Ve bizden de ölüm getirenler 179k hasar vurmuş. Yağmacılar da 57k hasar vurmuş. Zaten Dursun'un ordusunda bize hasar verebilecek bir birim yok. Toplamda karşı tarafı 382k hasar vurmuşuz ve 256k da hasar almışız toplamda. Rus'taki itemlere rağmen bu itemlerle çok güzel sonuç almışız bence. Raporlara hızlıca devam ediyoruz ve karşımızda Sauron var. Sauron'a detaylıca baktığımızda itemleri çok güzel. Zaten Aşırı güzel temleri var. Yetenekleri de doğru şekilde dağıtılmış. Her şey doğru. Sonuçlara geçtiğimizde 143K ölüm getirenler 67K yağmacılar vurmuş. Bence çok 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 iyi bir rapor öyle bir Sauron'a karşı. Karşımızda da Sauron 170K hasar ve 44K iyileştirme yapmış. Şimdi biraz da iyi fraksiyon tarafından raporlar gösterelim. Baktığımızda Gandalf'in temleri çok iyi. Elindeki derin kısa kılıcı hariç. Ama diğer şekilde yetenek puanları falan dağılımları çok güzel. Hepsini doğru şekilde dağıtmış ve kötü fraksiyonlara karşı bir yetenek dağılımını da yapmış. Sonuçlara baktığımızda ölüm geçenler 110k hasar vurmuş. 48k'da savaş şefi vurmuş. Bence bu raporda güzel. Karşımızda ikinci Aragon insanların kralı var. İtemleri çok güzel lakin yetenek dağılımı yanlış. Böyle bir yetenek dağılımı yok. Çok saçma kötü bir şekilde yetenek dağılımı yapmış. Bunun da bedenini ödemiş zaten. Baktığımızda 146K ölüm getirenler vurmuş, 64K savaş şefi vurmuş, 42K'da yağmacılar vurmuş. Baktığımızda bizim ordu yarım ordu, karşı tarafta full ordu. Lakin yanlış yetenek dağılımının bedenini ödemiş. Şimdi geçelim Legolas raporuna. İtemleri çok güzel, bakın itemlerine denilecek hiçbir şey yok. Mantıklı şekilde güzel itemler dağıtmış. Yeteneklerine dikkatlice baktığımızda doğru yetenekler de verilmiş. Zaten 365 gücü var. Legolas gibi bir komutan 365 gücü olması bence çok iyi. Lakin sonuçlara göz attığımızda 128k ölüm getirenler, 49k yağmacılar ve 42k da savaş şefleri hasar olmuş. Düşman ordusundan da 159k Legolas vurmuş. Bu itemlerle bence çok güzel sonuçlar alıyor. Itemler dahi olsa bence dahi iyi sonuçlar çıkaracaktır. Bu da size örnek olsun. Kuşatma komutanı olarak da kullanabilirsiniz. Zaten kuşatma komutanı olarak kullananlar da var. Evet Legolas'tan sonra Gimli'yi de göstermesek olmaz. Karşımızda böyle bir Gimli var. Yetenekleri yanlış verilmiş. R5 yeteneğine bu kadar yetenek puanı vermesine gerek yok. Ama sonuçlara baktığımızda 142K ölüm getirenler 124K'da Savaş şefleri vurmuş. 44K'da yağmacılar vurmuş. Bence çok çok iyi bir sonuç. Karşı taraftan da Gimli 123K hasar vermiş. <laughs> Dediğim gibi bu şekilde etinek dağılımı yaparak daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Tabi itemlerinizin ne kadar iyi olduğuna göre değişir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Godmode kullanan çok kişi olmadığı için sınırlı sayıda rapor göstermek zorunda kaldım. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları veya istediğiniz kahramanlar yorumlarda belirtirsiniz. Hepsine cevap veriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.